Gobeller merhaba. 28. ünitemizin 3 numaralı köşe taşını, 13 numaralı köşe taşını halledeceğiz arkadaşlarım bu videoda. Başlıyorum hemen dostlar. Birinci sorumuzda bakalım ne diyor. Kümesinin diyor elemanları yan yana sıralanıyor. Peki. D ile E'nin arasında bir harfin olduğu 6 harfli kaç sıralama yapılabilir? Tamam, bak şimdi ne kadar güzel çözeceğiz şimdi bu soruyu arkadaşlarım. Dikkat edin. Böyle arasında birinin olduğu, birinin olmadığı şeklindeki sorularda bakın neler yapıyorum. Şimdi 6 harfli bir sıralama yapacağız. Şöyle 6 tane, 3, 4, 5, 6 tane yazdım. Diyor ki D ile E'nin arasında bir harf olacak. Şimdi D burada, aralarında bir harf var. E burada olabilir mi kardeşim? Başka. Şimdi kaç? 3, 6. Peki D'yi bir buraya kaydırsak, bu durumda E burada olabilir arkadaşlarım. Aralarında bir kişi var. Başka. D'yi bir daha kaydırdım. E buraya geldi. Hadi bir tane daha. 3, 6. D'yi buraya kaydırdım. E buraya geldi bu durumda. Bakın buradan zaten hani 4 farklı durum çıktı bir kere. 4 var yani burada. Çarpı. E hocam biz nereden biliyoruz D başta, E sonda olacak ya da sağda olacak? Belki E burada, D burada. O zaman bir de bunun aynısının E burada, D burada olanını yapacaksın. E burada, D burada. Yani bir 4 durumda oradan gelecek kardeşim. E tabi şimdi bunları koyduk D ile E'yi de. Geriye kalan 1, 2, 3, 4 tane yere de 4 tane harf koymak zorundayım. Peki bu 4 harf, 4 yere kaç farklı şekilde sıralanır? Sadece şu birinci satır için konuşalım. 4 faktöriyel şeklinde sıralanır arkadaşlar. İşte cevabımız bu gelecek. Yani 16 çarpı 4 faktöriyel 24. Çarpalım 6 kere 4 ne geliyor? 4 kere 4 16. 16 çarpı ne geldi? Bir dakika, bir yerde bir hata yaptım ben. Hatayı nerede yaptım? Şu 4'te yaptım tabii ki. Şöyle yaptım arkadaşlarım. Şimdi ne dedik? D burada, E burada için 4 farklı durum var mı? E bunun aynısından bir tane daha var. Yani 2 tane olacak burada. 2 çarpı 4 durum var. Bir de çarpı 4 faktöriyel gelecek. Yani 24. Yani 8 çarpı 24 olacak. 8 kere 4 32. Sonra 2 ile olan 192 gelecek sorumuzun cevabı. Hadi şuna bakalım. Şimdi burada daha iyi anlarsınız arkadaşlar. 8 kişilik bir sınıfta Ali ile Ayşe'nin arasına sadece Hakan'ın oturabileceği yan yana kaç farklı sıralama yapılabilir diye bir soru sormuş. Bakın şimdi 8 kişiyi yazalım şöyle. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 6, 8. Şimdi Ali burada olsa, Ayşe burada olsa arkadaşlarım, Hakan da buraya oturdu mu? Hakan. Şimdi bu bir. Böyle olabilirler bunlar. Peki Ali'yi bir kaydırdık buraya. Bu durumda şuraya geldiler. 2. Ali burada şimdi. Ayşe de buraya geldi tabii doğal olarak. Hakan da ortada. Ali'yi bir tane daha kaydırdık. Şöyle olurlar. 3. Bir tane daha kaydırdık. Böyle olurlar. 4. Bir tane daha kaydırdık. 5. Bir tane daha kaydırdık. 6. Yani Ali ile Ayşe şu üçlüyü alıp birer satır, birer satır, birer satır yan yana kaydırdığımızda 6 farklı durum buradan çıktı. E şimdi biz Ali'yi başa, Ayşe'yi sona koyduk. Böyle olsun istemiyor ki kardeşim. İlla böyle olacak diye bir kural yok. Sadece aralarında Hakan olsun yeter. E o zaman ben diyorum ki Ayşe burada, Ali burada olabilir. Ayşe burada, Ali buradayken şunun aynısından bir daha çıkar mı kardeşim? Yani 2 tane 6'lık durum çıktı. Bu 1 çarpı. E geri kalan elemanları da bir sıralayalım biz hemen şimdi. Geriye 1, 2, 3, 4, 5 tane boş koltuk kaldı. Bu 5 koltuğa 5 kişi 5 faktöriyel şeklinde sıralanır. İşte bunu da yazdık. Cevap da geldi. 12 çarpı 120. 5 faktöriyel 120'dir. 12 ile 12'nin çarpımı 144. Bir de 0'ı var. 1440 yaptı Gobeller. Evet. 3 numaradayız dostlarım. Hatta İhsan ve Sanem yan yana oturacaklardır. Sanem 5 kişi diyor bu arada. O 5'i bir gösterelim. 3, 4, 5. Sanem İhsan'ın solunda. Hattan ise İhsan'ın sağında.
Bu şekilde olacakmış arkadaşlarım. Şimdi bunları bir olmak şartıyla 5 kişi yan yana kaç değişik biçimde dizilebilir? Bak burada şuna dikkat edin arkadaşlarım. Bunların 3'ü hep böyle oturacak. Yani biz az önceki soruda Ali ile Ayşe'nin yer değişmesini de düşündük. Burada değişmeyecek. Çünkü Sanem hep İhsan'ın solunda, Hakan da hep sağında olacakmış kardeşlerim. O yüzden bunlar böyle. Peki geriye 2 koltuk kaldı. Bu 2 koltuğa da 2 kişi 2 faktöriyel şeklinde sıralanır. Şimdi çarpı. Peki bu S, 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 İ, H. S'yi buradan, İ'yi buradan, H'yi buradan başlasam yine istediği şart oldu. Bak S'yi bir kaydırdım, böyle oldu. S'yi bir daha kaydıracağım. Şöyle olacak değil mi? S, İ, H. Yani 3 farklı şekilde de bunlar şu 3'ü yan yana 3 farklı şekilde de sıralanabilirler. Çarpı 3 de buradan geldi arkadaşlarım. 3 çarpı 2'den 6 faktöriyel çıktı sorumuzun cevabı. Şuna bakalım. 9 kişilik bir toplulukta. Tamam. Bir çift ve onları tanıyan Ahmet. Düz dizilmiş sandalyelere oturuyorlar. Şimdi 9 kişi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aha 9. 3, 6, 9. Tamam. Ahmet ile çift arasında 3 kişi olacak. He, şimdi Ahmet buradayken 1, 2, 3 kişi aralarında var. Burada da bir evli çift var arkadaşlarım. Çift 1, çift 2 diyelim bunlara da biz. Peki, bu sıralama kaç değişik biçimde yapılabilir diye bir soru sormuş bize. Hadi şunu konuşalım önce. Şimdi Ahmet burada, çiftler burada. Ahmet'i bir kaydırsak, yani Ahmet buraya gelse, çiftler bu durumda nereye gelecek? Ç1, Ç2 buraya gelecek. Bu ikinci durum. Ahmet'i buraya kaydırdım. Çiftler bu durumda nereye geldi? Ç1, Ç2 buraya geldi. Üçüncü. Ahmet'i buraya kaydırdım. Çiftler nereye geldi? Ç1, Ç2. Şu sonuna kadar geldi. Dört durum Ahmet'le çiftlerin kaymasından geldi. Yani dört durum burada var. Dört. Çarpı. Peki. 1, 2, 3, 4, 5, 6 boş sandalyeye 6 kişi oturtacağız arkadaşlarım. Bunlar da 6 faktöriyel şeklinde otururlar. Bu da tamam. Bakın dikkatli düşüneceğiz şimdi. Peki arkadaşlarım bu çift 1 ile çift 2 ya yer değiştirme ihtimallerinde düşünmeyeceğiz bunları. Yani bu adam buraya, bu adam buraya da gelebilir. O zaman 2 faktöriyel de oradan geldi. Peki Ahmet burada, çiftler bu tarafta olamaz mı? Yani çiftler başta, Ahmet sonda olabilir. O zaman iki farklı durumda oradan geldi. Çarpı iki faktöriyel de oradan ekledi. İşte cevabımız bu. 2, 2 de buradan 4. 4 kere 4, 16 çarpı 6 faktöriyel çıktı. Sorumuzun cevabı Denizli'dir diyebiliriz dostlarım. Evet, 13'ü gömdük. Sıra 14'te. 8 kişinin katıldığı bir yarışta. İkinci ve üçüncü, birinci, ikinci ve üçüncü seçilecektir. Bu yarış kaç değişik biçimde sonuçlanabilir? Arkadaşlar aslında bunun cevabı şudur. Permütasyon 8 kişiden 3'ünü sıralayacaksın diyor kardeşim. 8'in üçlü permütasyonu diyebilirsin. Yani biz bunu daha önceden de yapmıştık. Şöyle de diyebiliriz arkadaşlar. Bak burası birinci, ikinci, üçüncü. Şimdi ben birinciyi kaç kişinin arasından seçeceğim? 8. 8 kişiden birinciyi seçtik. Kaldı 7 kişi. İkinci de bu 7 kişinin arasından gelecek. 7 farklı seçim yapabilirim. Üçüncü de 6 kişi arasından seçilecek. 6 farklı seçim. 8 çarpı 7 çarpı 6'dır bu sorumuzun cevabı. Ya da permütasyondan da 8'in üçlüsü diyebiliyorum dostlarım ki 8'in üçlü permütasyonu nasıl açıyorduk? 8'i 3 defa aç. Böyle diyorduk değil mi? 8'i 3 defa aç. Bu. Peki. Zaten aynısı olduğunu görüyorsunuz. Bunun da cevabı. 6 kere 7 42. 42'yi 8 ile çarpacağım. 42 çarpı 8. 8 kere 2 16 elde var. 1 32. 1 elde 33. Geldik 2'ye. Kümesinin rakamları kullanılarak. Bu arada arkadaşlar gripten ölüyorum. Bu videoyu çekip direkt içeri gidip yatacağım. Kümesinin rakamları kullanılarak 3 basamaklı rakamları tekrarsız kaç sayı yazılabilir diye bir soru sormuş bize dostlarım. Ne diyor? Bir daha söyleyeyim. Kümesinin rakamları kullanarak 3 basamaklı rakamları tekrarsız kaç doğal sayı yazılabilir? Bak bunun
Hiç permütasyonu karıştırmadan eski bilgilerimizle şöyle yapmayacağız mı arkadaşlarım? 5 rakam var. Buraya 5 taneden birini seçebilirim. Buraya 5 seçim gelir. Buraya rakamları tekrarsız dediği için 4 seçim. Buraya da 3 seçim kaldı arkadaşlarım. Demek ki 5 çarpı 4 çarpı 3'tür bunun cevabı. Bu da neyin açılmış halidir? Permütasyon 5'in üçlü permütasyonudur dostlarım ki. Bu da ne demekti? 5'i 3 defa aç. 5, 4, 3'lüye çarpmak demekti. Zaten aynısı olduğunu gördük. Cevap Ceyhan. Şuna gelelim. 6 yolcu bir durakta beklemektedir. İlk gelen dolmuşa 3 kişilik boş yer bulunmaktadır. Yolcular 3 boş yere kaç farklı şekilde oturabilir? Yani ne diyor arkadaşlarım? Permütasyon 3 kişi seçilir. 3 kişi geçirecek bu koltuğa. 3 kişiyi kaç farklı değişik şekilde koyabiliriz, oturtabiliriz diyor. 6 kişiden 3'ünü koltuklara sıralayın diyor aslında kısaca bize. Bunu da ne demekti? 6'yı 3 defa aç. 6, 5, 4. O da 120 yaptı kardeşlerim. Ya da şöyle diyelim biz. İşte 3 tane boş koltuk var. Birinci koltuğa 6 kişiden biri oturacak. İkinci koltuğa biri oturduğu için kaldı 5 kişi. 5 kişiden biri oturacak. Üçüncü koltuğa kaldı 4 kişi. 4 kişiden biri oturacak da diyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Dördüncü sorumuz. 10 kişinin katıldığı bir yarışmada önce birinci, ikinci ve üçüncü seçiliyor diyor arkadaşlar. Seçelim. Birinci, ikinci, üçüncüyü seçelim. Yani 10 kişiden 3'ünü bir seçelim arkadaşlarım. 10 kişiden 3'ünü permütasyon çarpı bitmedi. Diğerleri arasında yani kalan 7 kişiden de 4 ve 5. yani 2 kişiyi seçin diyor. Permütasyon 7'nin ikilisi. Sorunun cevabı bu. Bunu düzenleyelim tabii biz şimdi. 10'un üçlüsü ne demek? Onu 3 defa aç. 10, 9, 8 çarpı 7'nin ikilisi demek. 7'yi 2 defa aç. 7 çarpı 6. Bu da ne oldu şimdi? Onu 1, 2, 3, 4, 5 defa aç demek oldu. Onu 5 defa aç da permütasyon. Onun 5'lisi de diyebiliriz dostlarım. Bu sorunun cevabı için. Evet arkadaşlar 13 ve 14'ü gördük. Hadi 15'teyiz. 5 voleybolcu, 6 basketbolcu var, 7 dağcı var. Bulunduğu bir spor kafilesinde bir voleybolcu seçeceğiz. Bak burada da kombinasyon yapacağım arkadaşlarım şimdi. Diyor ki 5 voleybolcudan bir voleybolcu seç. 5 kişiden bir kişiyi 5'in birlisi şeklinde seçtim. 6 basketbolcudan 2 basketbolcu seç. 6'dan 2'yi seçtim. 7 dağcıdan da diyor. 7 dağcıdan da 3 dağcıyı seç. İşte seçtim arkadaşlarım. 7'nin üçlüsü. Bunun da sonucu neyse artık cevabımız da o olacak. Hadi açalım. 5'in birlisi kombinasyonda aşağısı 1 ise cevap direkt arkadaşlarım bu üstteki sayıdır. 5'in bir elemanlı alt kümelerinin sayısı 5 tanedir diyebiliriz. Çarpı. 6'nın ikilisi demek 6'yı 2 defa aç ama 2 faktöriyele de böl demektir. Çarpı. 7'nin üçlüsü bunları daha önceki videolarda söylediğimiz için hızlı geçiyorum arkadaşlar. 7'nin üçlüsü ne demektir? 7'yi 3 defa aç. 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 faktöriyele böl demektir. 3 çarpı 2 çarpı 1'e de bölüyor. Peki ne oldu burası? 5 çarpı şu 2 ile 6 gitsin 3 kaldı 15. Çarpı 3 kere 2 6'dır 6 gitti 35. İşte bu işlemin sonucu neyse artık cevap da o gelecek. Ben direkt Edirne'ymiş bakarak işaretledim arkadaşlar. Peki geldik şuna. 5 doktor, 4 hemşirenin bulunduğu bir hastanede bir doktor seçilecek. 5 doktordan birini seçeceğim. Çarpı 4 hemşireden ikisini seçecekmişiz dostlarım. Kaç farklı şekilde seçilir diye soruyor bize. 5'in birlisi neydi? 5. 4'ün ikilisi demek. 4'ü 2 defa aç ve 2 faktöriyele böl demektir. Bu da 5 çarpı 12 bölü 2'den 6. 30 çıktı sorumuzun cevabı. Geldik şuna. 6 kişilik bir grupta
Biri 2 olacak. Yani 6 kişiden bir 2 kişi seçeceğim. Geriye 4 kişi kaldı. 4 kişiden de 4 kişiyi seçeceğim tabii ki. 4'ün 4'lüsü olacak. Zaten 6'dan 2'yi seçmem yeterli. Bakın altta da yazmış. Biri kurulunca diğeri de kurulmuş oluyor zaten ister istemez diyor ekipte. 4'ün 4'lüsü kombinasyonda alttaki ile üstteki aynıysa bunun cevabı 1. 6'nın ikilisini biliyoruz arkadaşlarım. 6'yı 2 defa aç ve 2 faktöriyle böl 15. Bu zaten 1'di. Çarpınca yine 15 geldi. Şuna geldik. Seden 6 çift eldivenlerden birbirinin eşi olmayan kaç değişik şekilde bir sağ bir sol eldiven seçer? Şimdi dostum 6 tane sağda eldiven var mı? Sağ eldiven. 6 tane de sol eldiven var değil mi kardeşim? 6 tane de sol. Sol eldiven var. Ben bu 6 tane sağ eldivenden birini seçtim. Bu birini seçtiğim için bir tane buradan sağdan seçtim. Artık sol eldivenlerden bu seçtiğimi seçemem artık. Sağını seçtiğimi seçemem. Çünkü farklı çiftler olsun istiyor. Aynı birbirinin eşi olmayanları istiyor bize. O yüzden buradaki seçtiğimi buradan seçemem artık. Burada geriye kalan 5 taneden bir tanesini seçmeliyim. 6'nın birlisi 6'dır. 5'in birlisi 5'tir. 6 kere 5 30 yaptı sorumuzun cevabı. Evet 15'i de gömdük. Hadi 16'dayız. Odaklanmaya da bakıyorum. Evet üçlü kombinasyonların kaç tanesinde A bulunup B ve C bulunmaz diye bir soru sormuş. En çok sevdiğim soru tarzıdır arkadaşlar. Bak nasıl yapıyorum, ne kadar kolay çözeceğim şimdi. 6 elemanlı bir küme ya. 6 elemanlı kümenin üçlü kombinasyonlarını yazıyorum dostlarım. Biz bunu kümelerde de yaptık herhalde değil mi arkadaşlar? Kümeler konusunda da aynı muhabbeti yaptık. Üçlü kombinasyonları demek 3 elemanlı alt kümeleri demektir aslında. A bulunup B ve C bulunmasın diyor. Kaç tane harften bahsediyor? Bulunup bulunmamasını önemseme. Kaç harf var? 1, 2, 3. Üstten 3 çıkaracaksın. Bulunmaz dedikleri 1, 2 tanesini bulunmasın istiyor. Altta 2 çıkaracaksın. Bulunmaz dediklerini alttan çıkarıyorum. Kaç harf var? Bulunup bulunmaması önemli değil. 3 harften bahsediyor. Yukarıdan 3 çıkarttım. Peki 6'dan 3 çıkarsa 3 kalır. 3'ten 2 çıkarsa 1 kalır. 3'ün birli kombinasyonundan bahsediyormuş bana dostum. O da nedir? 3. Geldik buna. İçlerinde Ali ile Veli'nin de bu. 9 kişiden 4 kişilik ekip kurulacak. Bak 9'un 4'lüsünden bahsediyor. Ali'nin bulunup Veli'nin bulunmayacak. Şimdi iki kişi mi? Bulunup bulunmaması önemli değil. İki kişiyi buradan çıkartacağım. Bulunmayan kaç kişi var? Bulunmayacak Veli var. Bir tek bir çıkartacağım burada. Yani 7'nin üçlü kombinasyonunu mu istiyormuş bizden aslında? 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 faktöriyel. Bu gitti bu gitti 35. Şuna bakalım. 8 kişiden 5 kişilik bir takım kurulacaktır diyor. Takıma girecek 2 kişi belli. Onlara gerek yok. O zaman geriye kaldı 6 kişi. O zaman ben 6 kişiden, 2 kişi zaten belli ya, 3 kişilik bir takım kuracağım. 6'nın üçlüsü arkadaşlar. Bu işlerinden kolaydı galiba. 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 faktöriyel. 3 çarpı 2 çarpı 1. 6 ile giden 5 kere 4, 20 geldi. Şuna bakalım. 8 kişilik bir grup, 3 ve 5 kişilik 2 komisyona ayrılacaktır. Tamam. Ayrılsın bakalım. Ebru ile Zeynep'in aynı komisyonda olması koşuluyla. Şimdi 8 kişiden Ebru ile Zeynep şu 3 kişinin içinde olsun arkadaşlar. Bu 3 kişi, 3 kişilik grubun içinde olsun. İlk önce bunu deniyorum. Sonra 5 kişilik grupta olmasını deneyeceğim kardeşlerim. 3 kişilik grupta Ebru ile Zeynep zaten var. Yani ben buraya bir kişi daha mı koyacağım? Ebru ile Zeynep zaten varsa 8 kişili bunlar. Geriye kaldı 6 kişi. Ebru ile Zeynep'i çıkarttım. O zaman ben bu 6 kişiden bir kişiyi seçip bu 3 kişilik gruba koyarsam mevzu tamamdır. Geriye kalan 5 kişi kaldı geriye de. 5 kişiden de 5 kişilik grup oluşturacağız zaten. O da böyle oluyor. Değil mi dostlarım? Çarpı var arada. Şimdi artı bir de ben Ebru ile Zeynep'i 5 kişilik gruba koyayım arkadaşlar. Şimdi 5 kişi zaten 5 kişi seçeceğim ya.
İkisi zaten Ebru ile Zeynep. Onları geçtim. 3 kişi seçeceğim buraya. 6 kişi kalıyor değil mi? Ebru ile Zeynep zaten seçildi. 6 kişiden 3 kişiyi seçeceğim. Seçtim. Geriye kalan zaten üçlü grupta üçün üçlüsü şeklinde oluşacak ister istemez. Şurası da 1 zaten arkadaşlar. Bunlara bakmayalım. 6'nın birlisi 6'dır. Artı 6'nın üçlüsü 6'yı 3 defa aç ve 3 faktörüyle böl. 20'dir burası da. 20. 6 daha. 26'yı paketledim Gober. Evet dostlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Şimdi birazcık dinlenme zamanı. Hadi kolay gelsin. Görüşmek dileğiyle.